Merhabalar arkadaşlar sorumuza baktığımız zaman aşağıdaki birleşiklerden hangisinin sulu çözeltisi asidik özellik göstermez demiş. Bildiğiniz gibi sulu çözeltisine hidrojen iyonu veya hidronyum iyonu veren maddeler asidik özellik gösterecektir. Sulu çözeltisine hidroksit iyonu veren maddeler ise bazik özellik gösterecektir arkadaşlar. A baktığımızda hidroklorik asitte sulu çözeltisine hidrojen iyonu ve klorür iyonu verecektir. Dolayısıyla A şıkkı asidik özellik gösterir. B şıkkına baktığımızda sülfürik asit sulu çözelsine hidrojen iyonu ve sülfat iyonu verecektir. Gördüğünüz gibi hidrojen iyonu verdiği için asit özellik gösterecektir. Fosforik asite baktığımızda sulu çözelsine hidrojen iyonu ve fosfat iyonu verecektir. Dolayısıyla arkadaşlar sulu çözelsi asitik özellik gösterecektir. Asitik asite baktığımızda sulu çözelsine hidrojen iyonu ve asetat iyonu verecektir. Dolayısıyla hidrojen iyonu verdiği için asit özelliği gösterecektir. Burada baktığımızda arkadaşlar metil alkol sulu çözeltisinde moleküler olarak çözecektir. Yani yine CH3OH şeklinde çözecektir. Dolayısıyla sulu çözeltisi asitik özellik göstermez diyoruz. Cevabımız E seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki birleşiklerden hangisinin türü ya da tesir değerliği yanlış verilmiştir? Bildiğiniz gibi sulu çözeltisine hidrojen iyonu veren maddeler asittir. Burada verdiği hidrojen sayısı tesir değerliğini belirtecektir. Suluç özelliğine hidroksit iyonu veren maddeler bazdır arkadaşlar. Bazlar için de verdiği hidroksit iyonu sayısı tesir değerliği olacaktır. Baktığımızda potasyum hidroksitte bir tane hidroksit iyonu verecektir. Dolayısıyla bazdır. Bir tane verdiği için de tesir değerliği 1 olacaktır. A seçeneği doğrudur. B seçeneğine baktığımızda hidrojen flörürde bir tane hidrojen iyonu vardır arkadaşlar. Dolayısıyla asittir. Ve bir tane verdiği için de tesir değerliği 1 olacaktır. Sülfürik aside baktığımızda 2 tane hidrojen iyonu verdiğini görüyoruz. Hidrojen iyonu verdiği için asittir. Aynı zamanda iki tane hidrojen iyonu verdiği için de tesir değerliği 2 olacaktır. Amonya baktığımızda amonya sulu çözelsinde arkadaşlar hemen tepkimenin denklemini yazalım. Tepkimeye baktığımızda amonyum iyonu ve hidroksit iyonu oluşturduğunu görürüz. Hidroksit iyonu verdiği için bazdır. Bir tane hidroksit iyonu verdiği için de tesir değerliği 1 olacaktır. Formik asite baktığımızda baz demiş. Yanlıştır. Formik asit arkadaşlar format ve hidrojen iyonuna dönüşecektir su çözelsinde. Hidrojen iyonu verdiği için asit olacaktır. Dolayısıyla buradaki baz ifadesi yanlıştır. Tesir değerli de bir doğru olacaktır. Cevabımız E seçeneği olmalıdır diyoruz. Yani burada baz yerine asit yazması gerekirdi. Aşağıdaki adlandırmalardan hangisi yanlıştır demiş. Baktığımızda A seçeneğinde formik asit demiş. Formik asit arkadaşlar HCOOH olarak da bilinen karınca asididir. Baktığımızda burada bize asetik asit verilmiştir. Dolayısıyla A şıkkı yanlıştır. B seçeneğimize baktığımızda fosforik asit, C seçeneğimize baktığımızda sülfüroz asit, D seçeneğine baktığımızda amonyak, E seçeneğimize baktığımızda da baryum hidroksiti görüyoruz. Dolayısıyla bunların adlandırılması doğru yapılmıştır. Ancak asetik asidin adlandırılması gerekirken formik asit şeklinde adlandırıldığı için doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. Bir X maddesi ile ilgili bilgileri veriliyor. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Baktığımızda sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. Hem asitlerin hem bazların hem de tuzların arkadaşlar sulu çözeltileri elektrik akımını iletecektir. Diğer bilgiye baktığımızda sulu çözelsinde hidrojen iyonu mol sayısı Hidroksit iyonunun mol sayısından fazladır. He. Hidrojen iyonunun mol sayısı hidroksit iyonunun mol sayısından fazlaysa bunun asit olduğunu söyleyebiliriz. Çıklara baktığımızda nitrik asit su çözelsine hidrojen iyonu verdiği için asittir. Geçiyoruz. B seçeneğimize baktığımızda asetik asit yine su çözelsine asetat ve hidrojen iyonu verecektir. Dolayısıyla asittir. Amonya baktığımızda arkadaşlar amonyak su çözelsine amonyum iyonu ve hidroksit iyonu verecektir. Dolayısıyla hidroksit iyonu verdiği için bazdır. Dolayısıyla C seçeneği olamaz. Diğer seçeneklere de bakalım. Hidrojen bromür sulu çözelsine hidrojen iyonu verecektir. Asittir. E seçeneğinde hidrojen süfür sulu çözelsine hidrojen iyonu verecektir. Dolayısıyla asittir diyoruz. Cevabımız C seçeneği olmalıdır. Yukarıda verilenlerden hangileri tek başına bir sulu çözeltinin asidik özellikte olduğunu kanıtlamakta yeterli değildir demiş. Birinci öncülümüzde elektrik akımını iletmesi yeterli değildir. Çünkü asitlerin, bazların ve tuzların sulu çözeltileri elektrik akımını iletecektir arkadaşlar. Dolayısıyla birinci öncülümüzü sayamayız. Mermeri aşındırması mermerin yapısına baktığımızda kalsiyum karbonattır. Yani bazik bir tuzdur arkadaşlar. Bazik bir madde olduğu için asitle tepkimeye girip aşınacaktır. Dolayısıyla ikinci öncülümüz tek başına asit olması asit özellikle olduğunu kanıtlar. Üçüncü öncülümüze baktığımızda hidronyum iyonu içermesi demiş. Bunu içermesi asit ya da baz olduğunu kanıtlamaz. Çünkü bazik çözeltilerde de hidrojen iyonu vardır. asitik çözeltilerde de hidronyum iyonu vardır. Hatta nötr çözeltilerde de hidrojen iyonu vardır. Dolayısıyla tek başına kanıtlamayacaktır. Katyon derişiminin anyon derişiminden fazla olması bu da kanıtlamaz. Örneğin potasyum nitrür arkadaşlar. Burada katyon derişimi anyon derişiminden daha fazladır. Burada bu maddenin asit ya da baz olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla dördüncü öncülü de kanıtlamaz diyoruz. Baktığımızda 1, 3 ve 4 yani D seçeneği sorunun doğru cevabı olacaktır. Aşağıda geleneksel adları belirtilen asit ve bazlardan hangisinin karşısında verilen sistematik adı yanlıştır demiş. Bakalım arkadaşlar. A seçeneğinde kezzap. Kezzap'ın formülüne baktığımızda HNO3'tür ve sistematik adı nitrik asit olacaktır. Potas kosteye baktığımızda formülü KOH'tır ve sistematik adı potasyum hidroksit olacaktır. Zat formülü H2SO4'tür arkadaşlar ve sistematik adı sülfürik asittir. Sönmüş kirencin formülü CaOH2'dir. Yani kalsiyum hidroksit olması gerekir baktığımızda kalsiyum oksit yanlış verilmiştir. Tuz ruhu dediğimizde HCl olan hidroklorik asit olacaktır. Doğru verilmiştir. Cevabımız D seçeneği olmalıdır. Hidrojen klorür ve asetik asit bileşiklerinin suda iyonlaşma denklemleri aşağıdaki gibidir. Buna göre yargılanan hangi doğrudur demiş. Birinci denklemimize baktığımızda hidroklorik asitin sulu özelliğine hidronyum ve klorür iyonu verdiğini görüyoruz. Burada iyonlaşma %100'e yakındır arkadaşlar. Bunu nereden anladık derseniz bakın tepkimemiz tek yönlü ok ile gösterilmiş. Tek yönlü ok ile gösteriliyorsa iyonlaşma yüzdesi çok yüksektir. Yani %100'e yakın diyebiliriz. Dolayısıyla suya verdiği hidronyum iyonu sayısı çok fazla olacağı için kuvvetli bir asittir diyebiliriz hidrojen klorüre. Asetik asite baktığımızda sulu çözelsine asetat ve hidronyum iyonu veriyor. Ancak burada çift yönlü ok ile gösterilmiş. Demek ki arkadaşlar burada asetik asitin iyonlaşması zayıf. Yani burada asetik asit zayıf asittir. %100 iyonlaşmayacaktır. Çok düşük bir iyonlaşma yüzdesine sahip olacaktır. Birinci öncülümüzde Hidrojen klorürün suda %100'e yakın yoğunlaşır demiş. Doğrudur arkadaşlar. Asetik asit zayıf bir asittir. Evet. Çift yönlü ok ile gösterildiği için az iyonlaşmıştır. Bu yüzden de zayıf bir asittir. Eşit mol sayılı hidroklorik asit ve asetik asitten hidroklorik asitin sulu çözelsine verdiği hidronyum iyonu sayısı daha fazladır. Bu ifade de doğru olacaktır. Örneğin burada hidrojen klorürün en mol olduğunu düşünürsek sulu çözelsine de en mol hidronyum iyonu verecektir. Asitik asit arkadaşlar M mol olduğunu düşünürsek sulu çözelsine M mol hidronyum iyonu vermeyecektir. Örneğin A mol gibi e, bir e, mol sayısıyla iyon verecektir. Burada A küçüktür, N'dendir. Dolayısıyla e, buradaki hidronyum iyonları değişimlerinden büyük olan hidroklorik asitten gelen olacaktır. Dolayısıyla 3. öncülümüz doğrudur. Cevabımız 1-2-3 yani E seçeneği olmalıdır. Yukarıda verilen bilgilere göre X, Y ve Z maddeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? X'e baktığımızda tesir değerliği 2 olan kuvvetli bir asit demiş. Tesir değerliğin 2 olabilmesi için su çözelsine 2 tane hidrojen iyonu vermesi lazım. Baktığımızda hidrojen sülfür zayıf bir asittir. Eliyoruz arkadaşlar. Sülfürik asit kuvvetli bir asittir ve su çözelsine 2 tane hidrojen iyonu vermiştir yine sülfürik asit kuvvetli bir asittir. İki tane hidrojen iyonu vermiştir. Hidrosyenik asit zayıf bir asittir ve asetik asit de yine zayıf bir asit olacaktır. Y suda %100'e yakın iyonlaşan bir bazdır demiş. Y arkadaşlar demek ki %100'e yakın iyonlaşıyorsa kuvvetli bir baz olmak zorunda. Baktığımızda sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit kuvvetli bazdır. Z ise hidroksit iyonunu sudan açığa çıkarabilen bir bazdır. Baktığımızda amonyak arkadaşlar su, suda Amonyum ve hidroksit iyonunu oluşturacaktır. Gördüğünüz gibi suda hidroksit iyonunu oluşturdu. Hidrojen bromüre baktığımızda ise arkadaşlar sulu çözelsine baktığımızda hidrojen iyonu ve bromür iyonunu oluşturacaktır. Hidrojen iyonunu oluşturdu. Dolayısıyla biz hidroksit iyonunu oluşturanı arıyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazların suda iyonlaşma denklemleri tek yönlü tepkime oku ile zayıf asit ve zayıf bazların suda iyonlaşma denklemleri çift yönlü tepkime oku ile ifade edilir. Buna göre aşağıdaki de asit ve bazlardan hangisinin iyonlaşma denkleminde hata yapılmıştır demiş. Baktığımızda hidrosiyenik asit zayıf bir asittir ve çift yönlü tepkime oku ile gösterilmiştir. Perklorik asit tıpkı nitrik asit, sülfürik asit gibi kuvvetli bir asittir arkadaşlar. Tek yönlü ok ile gösterilmesi gerekirken çift yönlü ok ile gösterilmiş. Dolayısıyla hata yapılmıştır. C seçeneğinde kalsiyum hidroksit kuvvetli bir bazdır. Dolayısıyla tek yönlü ok ile gösterilmiş doğru yapılmış. Amonyak zayıf bir bazdır arkadaşlar. Çift yönlü ok ile gösterilmiş doğru ifade edilmiş. Benzoik asit de zayıf bir asittir. Yine burada çift yönlü ok ile gösterilmiş doğru verilmiştir. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yukarıdaki kaplarda bulunan saf sulara şekildeki belirtilen maddeler eklendiğinde sudaki hidrojen ve hidroksit mol sayılarında gerçekleşen değişiklikler ile ilgili yargılanan hangi doğrudur demiş. Birinci kabımıza baktığımızda arkadaşlar karbondioksiti su sıvısına gönderiyoruz. Burada baktığımızda karbondioksit bir asidik oksit. Dolayısıyla sulu çözeltideki hidrojen iyonu sayısını arttıracaktır. Burada hidrojen iyonu ve karbonat iyonu oluşturacaktır. Hidrojen iyonu birinci kapta artacaktır. İkinci kabımıza baktığımızda kalsiyum oksit su, e, suya gönderiyoruz arkadaşlar. Kalsiyum oksit bir bazik oksittir. Yani metalik oksittir. Metalik oksitlerde bazik özellik gösterir. Burada kalsiyum iyonu ve hidroksit iyonu oluşacaktır. Gördüğünüz gibi ikinci kapta da hidroksit iyonunun mol sayısı arttı. Üçüncü kaba baktığımızda sodyum metalinin e, suyun içine attığımızda arkadaşlar çok hızlı tepkime verecektir. Sodyum hidroksit ve hidrojen gazı oluşacaktır. Burada oluşan sodyum hidroksit çok kuvvetli bir bazdır ve suluç özelsine hidroksit iyonu verecektir. Dolayısıyla 3. kabımızda da hidroksit iyon derişimi artacaktır. Birinci öncülümüzde birincisinde hidrojen mol sayısı artar ifadesi doğrudur arkadaşlar. İkincisinde hidroksit mol sayısı artar ifadesi doğrudur. Üçüncüsünde hidrojen ve hidroksit mol sayıları değişmez ifadesi yanlıştır. Üçüncüde arkadaşlar hidroksit e iyonunun mol sayısı artacaktır. Dolayısıyla 3. öncülümüz yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği olmalıdır. X ve Y elementlerinin oksitleri olan XO gazı, XO2 gazı ve Y2O katıları kullanılarak aşağıdaki deney düzeneği hazırlanmıştır. Kaplara gönderilen Y2O 1 nolu kapta, XO2 ise 2 nolu kapta tutulurken XO hiçbir çözeltide tutulmadan sistemi terk etmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bize verilen bilgilere baktığımızda Y2O katısının bir no'lu çözeltide tutulduğunu görüyoruz. HNO3'e baktığımızda sulu çözeltisine hidrojen iyonu verdiği için bu maddemiz asittir. Asitte tutulacak maddemiz baz olmalıdır arkadaşlar. Baktığımızda burada Y2O'nun baz olduğunu söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi metal oksitler bazik oksit olarak adlandırılır. Dolayısıyla burada Y metal olacaktır. Y2O da metal oksittir. İkinci kapta XO2 maddemizin tutulduğuna göre ikinci kapta potasyum hidroksit vardır. Potasyum hidroksit bazdır. E bazda tutulacak maddemiz asit olmalı. Baktığımızda XO2'nin asidik karakterli olduğunu söyleyebiliriz. Burada arkadaşlar bildiğiniz gibi ametal oksitlerin oksijence zengin birleşikleri asidik oksit olarak adlandırılır. Dolayısıyla burada X ametal olacaktır diyoruz. XO2 de ametal oksittir. X ametal demiştik arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ametal oksitlerin oksijence fakirlerine nötr oksit Dolayısıyla burada nötr oksit olan XO hiç kimseyle tepkimeye girmeyecektir. Artık sorumuzu rahatlıkla çözebiliriz. Bir de az A seçeneğinde X1 ametal Y1 metaldir demiş. Baktığımızda arkadaşlar X1 ametal Y1 metal olacaktır. Doğru verilmiştir. Y2O bazik oksittir. Baktığımızda Y2O Bazik oksit olacaktır. Çünkü metalik oksitler bazik oksit olarak adlandırılır. Dolayısıyla B seçeneği doğrudur. XO2'nin sulu çözeltisi asidiktir. Baktığımızda XO2 ametal oksit. Yani arkadaşlar asidik oksittir. Dolayısıyla sulu çözeltisi de asidik olacaktır. XO suda çözündüğünde ortama hidrojen iyonu verir. Hayır. XO nötr oksittir arkadaşlar. Suda çözülmeyecektir. Dolayısıyla D seçeneği yanlıştır. XO nötr oksittir ifadesi de doğru olacaktır. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen oksitlerin su ile etkileşimi sonucu X, Y, Z, T ve Q bileşikleri oluşuyor. Bu bileşiklerden hangisinin sistematik adı yanlış verilmiştir bakalım. X'e baktığımızda arkadaşlar kalsiyum oksit bir bazik oksittir. Su ile tepkimesinden bazı oluşturacaktır. Buradan kalsiyum hidroksitin oluşacağını görebiliriz. Y'ye baktığımızda burada bir asitik oksit görüyoruz karbondioksit. Dolayısıyla su ile tepkimesinden asit oluşturması gerekir. Burada karbonik asit oluşturacaktır. Z'ye baktığımızda kükürt dioksit yine bir asidik oksittir. Su ile tepkimesinden asidi oluşturacaktır. Buradan sülfüroz asidi oluşturması gerekir. T'ye baktığımızda arkadaşlar diazot trioksit yani bir asidik oksittir. Su ile tepkimesinden yine asidi oluşturması gerekir. HNO2 yani nitroz asidi oluşturacaktır. Yine bir asidik oksit var. Demek ki su ile tepkimesinden yine asit oluşturması gerekir. Burada da arkadaşlar nitrik asidi oluşturacaktır. Zaten tepkimelerimizi dikkat ederseniz denkleştirdiğinizde girenler ve ürünlerdeki atom sayısının ve türünün eşit olduğunu görebilirsiniz. X'imiz kalsiyum hidroksit doğru verilmiştir. Y'imiz karbonik asit doğru verilmiştir. Z'imiz sülforoz asit burada sülfürik asit denmiştir. Sülfürik asit arkadaşlar H2SO4'tür dolayısıyla yanlış verilmiştir. Nitroz asit HNO2 doğru verilmiştir. Nitrik asit HNO3 doğru verilmiştir. Cevabımız C seçeneği olmalıdır.